Selamünaleyküm herkese. Merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Başta şunu söyleyeyim. Bugün var ya, yani kalktığımdan itibaren uyandık, kahvaltı yapıyorduk. Daha doğrusu ben kahvaltı hazırlıyordum. Çayımı pişirmiştim. Pırasa yapacaktım. Birden elektrikler gitti. Dedim ki hani 15 dakikaya kadar gelir elektrik zaten. Her zaman böyle oluyor. Ama bir baktık 1 saat geçti aradan. 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat ve 7. saatte elektrik geldi. Bugün hava o kadar çok sıcaktı ki o kadar çok nemliydi ki sizlere anlatamam. Bir de elektriğimiz yoktu. Yemek yapacaktım, bulaşıkları yıkayacaktım. Ondan sonra ortalığı toparlayacaktım ama hiçbir şey yapamadım. Çok geç oldu. Yemeğim bile bugün çok geçmişti. O yüzden bugün sizlere video da çekemedim maalesef. Yani kızlar kursa bile gittiler, geldiler. Çok sıcaktı içerisi. Dedim ki hani su için hemen. Çünkü zaten gerçekten de çok sıcaktı bugün hava. Öyle bir güneş vardı ki yani çok fazla yaktı bizi. Şu anda hava iyi mi? İyi, normal. Ama gün içerisinde gerçekten de çok sıcaktı. Ne vlog çekebildim. Elektrik desem var ya, bugün çok sinir oldum zaten. O elektriği kim kapattıysa artık. Daha doğrusu kapatmadılar galiba. Zannedersem transformatör bozuldu bizim mahallenin. O yüzden sadece bizim burada da değil, bizim sokakta da değil, bütün Aşiyana'nın, yani bütün bizim sistemimizin elektriği gitmişti. O yüzden çok perişan ve acayip bir halde olduğumuz için video çekemedim. Ve bu videoyu çekmemin nedeni de sizlerin bilgili olması. Dediğim gibi beni merak ediyorsunuz videolar gelmediğinde. O yüzden dedim ki hani güzel kardeşlerime, güzel ablalarıma en azından bir haber verebileyim. Bu arada sizlere birazcık kendimi de tanıtmak istiyorum. Eğer yeni gelen varsa, bizleri yeni izlemeye başlayan varsa, yeni tanıyanlar varsa, benim adım Neslihan Ali Eşref, eşim Rana Ali Eşref. 2 tane kızımız var, 1 tane oğlumuz var. Pakistan'da yaşıyoruz ve kusura bakmayın. Pakistan'da yaşıyoruz ve normalde böyle düzenli olarak ev vlogları çekiyoruz. Bazen de gezme vlogları, bazen ziyaret vlogları, bazen dediğim gibi çocuklarla ilgili, bazen mukbang videoları. Yani aklınıza ne gelebiliyorsa, bizim kanal bayağı bir geniş yani. Bizler istediğimiz videoyu çekiyoruz ama normalde dediğim gibi ev vloglarına devam ediyoruz. Sizlerden istediğimiz tek şey bizlere destek olmanız. Sadece buna ihtiyacımız var. Bizleri destek olup her zamanki gibi beğenmenizi istiyoruz. Ya da yeniyseniz bundan sonra da hep beğenmenizi, güzel yorumlar atmanızı istiyoruz. Bunu yaparsanız çok çok sevinirim, çok çok mutlu olurum. Bu arada Instagram adresimiz de var. Instagram adresimizden bizleri takip edebilirsiniz. Şimdi bir konu hakkında daha böyle çok kısa bir konuşacağım. Çok aklıma takıldı. Onu da şunu söyleyeyim. Biz biliyorsunuz hastaneye gitmiştik. Kontrol için kendimi kontrol ettirmiştim. Ve bizim aldığımız şeyde o kağıdın üzerinde şey yazıyordu. Yaş 23 yazılmış. Yaş neden 23 yazıyordu onu söyleyeyim. Çünkü Rana onlara 18 demiş ama onlar birazcık büyük yazmışlar. Yani yanlışlık oldu. Biz de dedik ki hiç önemli değil. Bize verin, zaten aşağıya gideceğiz. Hemen aşağıdan doktorumuzla görüşeceğiz. Zaten çıkacağız. Bayağı bir sıra vardı. Bize değiştirmek istemedik. Sizler çok yanlış anlamışsınız. Yani dediğim gibi burada 18 yaşındaki kızlar da hastaneye gidip kendilerini kontrol ettirebiliyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Bizim size yalan söylemeye de gereğimiz yok. Lütfen yanlış anlamayın her şeyi. Fizali yazıyordu. Çünkü zaten herkes beni burada biliyorsunuz takma adımla tanıyor, Fizali diye. Gerçek adımı da herkes biliyor, Neslihan diye. Sadece ağızlarını alamadıkları için Fizali diye sesleniyorlar. O şekilde yani. Bunda bir yanlışlık yok. Dediğim gibi o zaman kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah yarın sizlere güzel bir vlog çekmeyi istiyorum. Zaten her zaman çekiyoruz biliyorsunuz ama bu aralar dediğim gibi elektrik sıkıntısı fazla yaşadığımız için ve bugün gerçekten de elektriğin bizi pişman ettiği gibi, inşallah bir daha yaşamayız yani. Elektrikler 15 dakika sonra, 1 saat sonra zaten her zaman gidip geliyor. Evet, kendinize çok çok iyi bakın o zaman. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Dediğim gibi kusura bakmayın bugün. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.